Şimdi efendim ökse otu bunun Latince adı Viscum album. Viscum album bitkisidir. Ağaçların üzerinde asalak olarak yaşar. Dört mevsim bu yeşildir. Görürsünüz bazen geçerken ağaç yapraklarını dökmüştür ama bu dalların arasında orada e, kömeç gibi böyle çıkar ökse otu. Şimdi meyveleri de parlaktır. Onun için sakın ola ki bunun meyvelerine yemeğin neden hocam? Kullanmayın zehirlidir. Peki Bak, sakın. Peki hiç mi faydası yoktur bu meyvelerin hocam? Efendim var. İnsan kendisi için kullanıyor onu başka şey için. Şimdi bunun yaprakları esas yapraklarıdır. Birçok ağaç türünde asalak olarak yaşar. Elma ve armut ağaçlarının üzerindeki ökse otları en faydalı olandır. Özellikle özellikle Avrupa bunu bizden alıp götürüyor yok pahasına. Elma ve armut ağaçları üzerinde yetişenler kanser tedavisinde kullanıyor onlar ne yapıyorlar? İçindeki viskumini ekstrakte edip kemoterapi ilacı olarak kullanılıyor bu. Sakın ha o meyvelerini tüketmeyin. Sakın. İnsan için zehirlidir ama yaprak ve sapları bir şifadır. Hep dediğim gibi şifaymış deyip sakın ölçüsünün dışında da kullanmayın. Bu bütün bitkiler için geçerlidir. Şimdi viskumin de işte viskumin etkin maddesi bir kemoterapi ilacıdır. Kanserde kullanılan çok başarılı kullanılıyor. Ancak tek başına viskumin yetmiyor. Yani onu da söyleyelim. Öksü otu böyle bir şey. Tinnitus'a karşı yüksek tansiyona karşı kullanılan bir bitkidir. Menopoz şikayetlerine karşı kullanabilirsiniz adet düzensizliğinde evet ve kemoterapi sonrasında da e, kullanabiliyorsunuz bunu. Ölçüsü çok önemli. Yani onu söyleyelim. bir Kürümüzün tatlı tarifini kaşığı de verdik evet. evet. Ben, siz de tarifini verdik. Hocam. İşte ökse otu böyle bir nimet. Hocam bir soru var. Buyurun efendim. Tarifini verelim. Evet arkadaşlar, yönetmenimiz hocam tarifini verelim tekrar diyor. Verelim tarifini ökse otunun. Bir bardak klorsuz sıcak suya bir tatlı kaşığı yaprak ve ince saplarını içeren kurutulmuş öksü otu ilave eder, ederiz. 8 dakika bekletiyoruz. 8. dakikadan sonra süzüyoruz ve yudum yudum içiyoruz. Bir hafta günde bir kez içiyoruz ve 3 gün ara veriyoruz. Kısaca 4, parça, 4 çarpı 7U artı 3A diye hocam formülize edersiniz. Evet. Bu formülün anlamı şudur. 4 defa 7 gün uygulanır ve her 7 gün tamamlandığında 3 gün ara verilir. Aynen. Toplam uygulama süresi 28 gündür tamamlıyoruz. Uygulama sürelerinde 3 günlük aralar dahil değil diye Doğrudur. belirtiyoruz özellikle. Ee, hocam bir hatırlatma daha var yine sizden aldığımız bilgi. Yaprak ve saplarının histamin ve manitol içermesinden dolayı astım hastalarının kullanmaması gerekir. Aynen hocam.